Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu olan Gündüz Bey'in daha çocukken hastalanarak öldüğü iddia edilmekteydi. Yine diğer bir tartışmalı nokta da şuydu. Ertuğrul Gazi'nin ya ilk oğlunun ya da babasının adı Gündüz Alp deniyordu. Oysa hem ilk oğlunun hem de babasının adı Gündüz Alp'tir. Osman Gazi döneminden kalma sikke ile Ertuğrul Gazi'nin babasının ismi Gündüz Alp olduğu tescillenmiştir. Bu sikkede Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazmaktadır. Yani Gündüz Alp oğlu Ertuğrul, oğlu Osman. Doğum tarihi tahmini olarak 1227 olarak verilir. Diğer Alpler gibi Gündüz Bey'in de savaşçı ve sert biri olduğu vurgulanmaktadır. Gençliğinden itibaren babası ile gaza faaliyetlerine çıkmıştır. Fakat katıldığını bildiğimiz asıl önemli seferleri Osman Gazi dönemindedir. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra kardeşi Osman ile beylik çatışmasına düşmüş olsa bile pek uzun süreli olmadığı bellidir. Bu konuda kısa hikaye tarzında şu olay anlatılır. Ertuğrul Bey rüyasında küçük oğlu Osman'a çok büyük bir devlet nasip olacağını görmüş, bu yüzden beyliğin başına onun geçmesini vasiyet etmişti. Gündüz Bey ile Savcı Bey de babalarının vasiyetine uyarak küçük kardeşleri Osman'a tabi olmuşlardır. Gündüz Alp'in Aydoğdu Bey ve Aktimur Bey adında iki oğlu olmuş ve soyu bu oğullarından yürümüştür. Osman Gazi ile beraber hemen hemen her çatışmaya savaşa katılmış, gazadan geri kalmamıştır. Oğulları yetişkin yaşa geldiklerinde babasının ve amcasının yanında yerlerini almışlardır. Gündüz Bey, Ermenibirli çatışması, İkizce Savaşı, Kılıcahisar'ın fethi gibi devletin kuruluşunu simgeleyen tüm savaşlarda bulunmuştur. Savcı Bey'in oğlu Baykoca Bizans ile yapılan Ermenibirli çatışmasında, kendisi ise İkizce Savaşı'nda şehit düşmüştür. Gündüz Alp'in oğlu Aydoğdu Bey de Koynisar Savaşı'nda Osmanlı birliklerine komuta ederken şehit düşmüştür. Kısacası bu dönem büyük zaferler ile acı kayıpların aynı anda yaşandığı dönemdir. Gündüz Alp'in ise nerede şehit düştüğü tam olarak bilinmemektedir. Fakat ona da şehit olduğu kesindir. Bir iddiaya göre oğlu ile beraber Koynisar Savaşı'nda şehit düşmüştür. Yine bir diğer iddiada da İnegöl'de şehit düştüğü yazılmaktadır. Sonuç olarak Osman Gazi, iki abisinin ve iki yeğeninin de savaşta şehit düştüğüne tanık olmuştur. Gündüz Alp ile Savcı Bey, her ne kadar aşiret reisliğini Osman Bey'e bırakmış olsalar da onun danışmanları gibiydiler. Bir karar alınmadan önce sıklıkla istişare edilirdi. Gündüz Alp hakkında verdiğimiz bu kısa bilgilerden sonra onun soyunun Amuca kabilesi ile hala devam ettiğini belirtelim. Oğlu Aydoğdu Bey'in Koyunhisar Savaşı'nda şehit düştüğünü söylemiştik. Aktimur Bey, babası ve kardeşinin şehit düşmesinden sonra da amcası Osman Gazi'nin yanında bulunmaya devam etmiştir. Amca kabilesinden gelenler bugün hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hem de Bulgaristan'da yaşamaktadırlar. Bulgaristan'da Türklere baskı ve şiddetin yapıldığı dönemde ülkemize göçen mensupları da olmuştur. Kabilede kime sorulursa sorulsun, siz kimin soyundansınız denildiğinde biz Amuca kabilesinden Ertuğrul Gazi soyundanız denir. Kuruluş döneminde Gündüz Alp'in soyundan gelen bu kabileye epey saygı gösterilmiş, fakat ileriki yıllarda resmen zorunlu iskana tabi tutulmuşlar ve yerleşik hayata geçirilmişlerdir. Büyük ihtimal bu kabileyle aynı soydan oldukları için ileride devleti ele geçirebilecekleri düşünülmüş olabilir. Yine bir neden de devşirmelerin devlet yönetiminde yer alması ile Türkmenler yavaş yavaş devlet işlerinden el çektirilmiştir. El çektirilenlerden biri de bu kabile mensupları olabilir. Videomuz burada biterken kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.